Baycan'ına. Haftaya yine çok sert başlıyoruz. Pazartesi sabah erken saatlerindeyiz. Dün Amerikan doları bir anda Amerikan doları endeksi 114.5'u buldu. Neyse ki şimdi biraz 113.2'leri çekilmiş durumda. İngiliz poundu bir yere %4.5 kadar gerilere doğru indi. Felaket bir şey, İngiliz poundu gibi kuvvetli bir paranın bu kadar hızlı değer kaybetmesi bizim kripto paralara benzemeye başladı biraz. Onun dışında Amerikan 10 yıllıklarında da 2 yıllıklarında da 5 yıllıklarında da ciddi yükselişler var. Borsa henüz açılmadı ama düşük açılacak, negatif açılacak gibi gözüküyor ilk etapta. Ve öte yandan emtia fiyatlarının büyük bölümünde gerileme var. Altın geriliyor, bakır geriliyor, petrol geriliyor. Hepsi aşağı doğru iniyor. Hepsi sıkı sert bir resesyonun geldiğini gösteriyorlar. Ve böyle bir ortamda eğer bir amatör yatırımcıysanız paniklemeniz gayet doğal. Bir yandan inanılmaz bir bilgi akışı var. Felaket senaryoları çizenler, dünyanın sonu geldi diyenler. Jeopolitik olarak da ortalık bir türlü yatışmıyor Rusya'ya vesaire. Ve paniğe kapılıp aniden sert işlem yapan çokça insan var gibi şu anda etrafta. Bir kısmı zarardan kurtulayım diye çok sert satışlar yapıyor. Bir kısmı da galiba dibi bulduk, buradan almalıyım, buradan çok yukarı gider, bu fırsatı kaçırmamalıyım diyor. Ve onların çok büyük bölümü çok para kaybediyor. Çünkü eğer siz de benim gibi bir amatör yatırımcıysanız ki öyle olduğunuzu düşünüyorum. Beni izlemezsiniz yoksa. Değil mi? Profesyonel bir yatırımcı şu anda önünde 10 tane Bloomberg ekranı. Kendi kararını kendisi vermeye çalışırdı. Amatörsünüz ki beni izliyorsunuz. Amatörseniz amatörlüğün hakkını verin. Amatör gibi oynayın. Biraz korkak oynayın. Bu örneği tenisler vermek istiyorum. Şimdi televizyonda tenise meraklıysanız işte Nadal'ın, Federer'in maçlarını falan izleyince insan büyüleniyor. Biri inanılmaz bir forehand vuruyor, öbürü inanılmaz bir backhand vuruyor. Tribünler birbirine giriyor, muazzam heyecanlı hareketler. Ama amatör maçlara baktığınızda pek durum öyle değil. Amatör maçlarda çok daha sakin, spektaküler diyebileceğimiz böyle olağanüstü, hafızalara kazınan hareketlerin pek az olduğu maçlar dönüyor. Veya bir araştırma şunu gösteriyor. Profesyonel teniste yani Federer'in, Nadal'ın ligine çıktığınızda hakikaten o sert, agresif, kazanmaya niyetli oyuncuların kazanabildiği bir yer orası. Çünkü normal bir oyunda rakibi yenmek mümkün değil. Rakip zaten normal her türlü hatanızı karşılayabiliyor. Arada olağanüstü şeyler yaparsanız ancak rakibi gafil avlayabiliyorsunuz. Amatör teniste ise araştırma tam tersini gösteriyor. Sakin oyuncuların kazandığını gösteriyor. Sakin, pasif agresif diyelim. Yani ani bir sert hareket yapmayan, ağırlıklı olarak savunmada duran, beklenen vuruşları yapan ve karşı tarafın hata yapmasına sabır edenlerin kazandığını görüyoruz. Amatörlükler bir sabır oyunu çünkü iki tarafta muazzam vuruşlar yapamıyor. Böyle yaptıkları zaman hataları artmaya başlıyor. Ondan dolayı hatadan oyun kaybediyorlar. Ama sakin oynamaya, hatasız oynamaya özenirlerse ve sabrederlerse en sonunda karşı taraf hata yapıyor olabiliyor. Bence bu benzetmeyi alıp yatırıma taşıdığımızda bizim de amatör yatırımcı olduğumuzun farkında olmamız lazım. Biz en dibi yakalayamayız, en zirvede satamayız. Biz bu karman çorman makroekonomik dünyayı çok iyi anlayıp en doğru kararları en doğru zamanda veremeyiz. Biz o efsane yatırımcılardan değiliz, biz amatörüz. Amatörsek ne yapmak lazım? Bence şunu yapmak lazım. Bir kere riskinizi makul yönetmelisiniz. Bir miktar nakitiniz hep olmalı. Asla %100 gömülmemelisiniz. Bunlar zaten işin temelleri. Ama daha da önemlisi ani hareketlerden kaçmalısınız. Dibi bulduk, buradan almalıyım, kesin yükselecek. Burası zirve, burada satayım. Hayır, bunları yapamazsınız. Bunlar bizim kontrolümüzdeki konular değil. Onun yerine bir amatör yatırımcıysanız borsaların hata yapmasını beklemelisiniz. Yani nedir? Mesela çok inandığınız bir varlık var. O varlığın fiyatı çok sert mi dalgalanıyor? Dolar ortalama maliyet yapın. Yani düzenli alım yapın. Böylece o piyasanın sert hareketlerini, hatalarını göz ardı etmiş olursunuz. Ve inandığınız varlığın temel analizini doğru yapmışsanız, bunun uzun vadede yukarıca inanıyorsanız da o zaman da başınıza bir sorun olmaz. Evet, aralarda yenilmiş gibi gözükürsünüz ama sabırlı şekilde oyunun içinde kalmaya başarırsanız eninde sonunda eğer temel varsayımınız doğruysa piyasa lehimize gülecektir. O yüzden bugünlerde temel analize dönmemiz lazım. O Covid sonrası bir para boğulduğunda olduğu gibi neye elimizi atsak para kazanıyoruz. Yani bakın abartmadan söylüyorum, benim günde 100 bin dolar kazandığım dönemler vardı o dönemde. Öyle bir yerde değiliz. Bugünlerde o günü kaybetmeden veya az bir kayıpla geçmişseniz süper, çünkü oyunun içinde kaldınız demektir. Oyun içinde kaldığınız sürece de karşı taraf illa bir yerde bir hata yapacak, o zaman daha fazla para kazanacağız. Bu nedenle bugünkü tavsiyem temel. Sakin olun. Sakinleşin. Siz bir amatör oyuncusunuz. Amatör oyuncu olmanın hakkını verin. Profesyoneller gibi ataklar yapmaya çalışmayın. O zaman bizi çiğ çiğ yiyorlar. Bugünkü gündemde bu kadar basit ve kısa böyle bir sabah videosu yapmak istedim sizler için. Umarım ilginizi çeker. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmişse bir like süper olur. Bir de bu tip içerikleri sık sık düzenli paylaştığımız bir kulübümüz var bizim. Gelecek ve yatırım üzerine konuştuğumuz. Linkini açıklamalara ve yukarıya bırakıyorum. Oraya da gelin, ücretsiz bir kulüp. Oraya katılın.
bir sürü harika içerik paylaşıyoruz. Size daha iyi bir yatırımcı olma yolunda böylece geçmiş olursunuz. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşçakalın.